Aselsan grafiğimizde şablon durumunda 80 hedefini belirlemiştik. 80 hedefini test etti fakat üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturamadığı için halen daha 80 bölgesini yakın hedef bölgesi olarak takip ediyoruz. 80 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber daha sonraki direnç noktası olarak 82 ve şu şablon bölgemizin üst noktası olan 87 bölgesine kadar da yükselişleri devam ettirebilir. 80 bölgesi üzerinde kaldığı sürece de 100 bölgesine kadar bu yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Bu bölge içerisinde yapacağı güç kazanma hareketlerinde geri çekilme durumları oluşursa 70 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 65 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece de 80 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip 100 hedefine doğru süreci devam ettirebilir. Ereğli grafiğimizde 45 hedefine devam eden süreçte yatay bir süreçte şablon bölgesinin şu bölgesindeki direnç noktası olan 42 üzerine geçiş sağlayamadığı için tekrar bir geri çekilme durumu oluştursa da şablon bölgesinin alt noktasındaki destek noktası olan 38-85'in destek olarak çalıştığını görüyoruz ve bu bölge içerisinde güç kazanma durumunu oluşturup yatay bir süreçte devam etse de şablon bölgesinin direnç noktası olan 42 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber daha sonraki direnç noktası olan şablon bölgesinin 44 ve hedef noktamız olan 45 bölgesi, şablon bölgesinin üst noktası olan 46 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirebilir. 46 bölgesi üzerine hacimli yükselişleri sürdürürse de 50 ve daha yukarıdaki 55 hedeflerine kadar da yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde şablon bölgesindeki alt destek noktamız olan 38 altına geçişlerde 36-85 bölgesini yarı yarıya stop noktası 33-50 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altında geçişler oluşursa daha derin düzeltme ihtimalleri gerçekleşebilir. Fakat bu bölgelerin altında geçişler olmadığı sürece de yatay süreci devam ettirdiği sürece 45 hedefini ve daha üst bölge hedeflerde yeni zirve durumları oluşturma durumuna geçiş sağlayabilir. Garanti Bankası grafiğimizde 50 hedefimiz vardı. Hacimli yükselişleri şu bölgeden itibaren devam ettirerek 50 üzerine de geçiş yaparak yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirdi. 58-50 bölgesinde ve şu şablon bölgemizin içerisinde yatay bir süreci başlattığını görüyoruz. Bu bölge içerisinde tutunmayı sürdürdüğü sürece tekrar yukarı tepkisel hareketleri başlatıp yakın hedef bölgesi olarak 60 bölgesini ve üstüne geçişlerde de daha yukarı bölgelere doğru devam edip yeni zirve durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Bu bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini sürdürdüğü sürece öncelikle ara bölge destek noktası olarak 53.05 bölgesini takip edebiliriz. Daha sonra tabii bir önceki hedef noktamız olan 50 bölgesi destek durumu olarak çalışabilir. Devam eden bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşursa da 48.40 bölgesinin yarı yarıya stop noktası, bu bölgedeki 43.40 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altında geçişler olmadığı sürece de yukarıda yeni zirve durumlarını devam etme ihtimalini sürdüren bir görüntü oluşmuş durumda. Kardemir D grafiğimizde şablon durumunda 25.05 bölgesindeki hedef noktasına yaklaşıp üzerine geçişleri sağlayamadan bir geri çekilme durumu oluşmuş. Her ne kadar bu bölgede yatay süreç devam etse de yarı yarıya stop bölgemiz olan 21.20 bölgesi ve kesin stop bölgemiz olan 19.55 bölgelerini önemseyelim. Bu bölgelerin altına geçişler oluşursa daha derin düzeltme durumlarına doğru giden süreç başlayabilir. O yüzden bu bölgeleri mutlaka stop noktalarımız olarak takip edelim. Bu bölgede yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 25 bölgesinin üzerine geçişler
geçişleri sağlayabilirse şablon bölgesinin üst noktası olan 27-25 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirebilir. 27-25 bölgesinin üzerine geçişler oluşursa da yukarıda yeni zirve bölgesi 30 ve 35 bölgesine kadar da yükselişlerin sürme ihtimali gerçekleşebilir. Petkim grafiğimizde şablon durumunda 20 hedefi için devam eden süreçte bir önceki hedef noktamız olan 17 bölgesi bu bölgede destek olarak çalıştığını görüyoruz. O bölgenin altına geçiş olmadan endeksteki düzeltmeyle beraber tekrar hacimli bir tepkisi hareketi başlatmış ve şablon bölgesinin üst noktası 19-10 bölgesi direnç durumunda. 19-10 bölgesi geçilirse yakın hedef olan 20 bölgemizi rahatlıkla gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturabilir ve öncelikle tabii 20 hedefini gerçekleştirdikten sonra üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber 22-50 hedefine kadar da yükselişleri sürdürebilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşma ihtimali gerçekleşirse bir önceki hedef noktamız 17-30 yine destek olarak çalışabilir ve ara destek bölgesi şablonun alt bölgesi olan 16-85 bölgesi. Bu bölge altına geçişler oluşursa 15-80 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 14-65 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişler oluşursa daha derin düzeltme ihtimalleri gerçekleşebilir. Türk Hava Yolları grafiğimizde şablon durumunda bir önceki hedef noktamız olan 250 üzerinde kalıcı kapanışları sürdürmüş fakat yakın hedef bölgemiz olan 275 bölgesini test edemediğini ve yatay bir süreçte haftayı kapattığını görüyoruz ve şu şablon bölgemiz içerisinde hem destek hem direnç noktasını test ederek haftayı kapatmış. Tabi yukarıya yakın kapattığı için yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirecek bir şablon durumunu oluşturmuş oldu ve 275 hedefini gerçekleştirip şablon bölgesinin üst noktası olan direnç noktası 280'i geçiş sağlayabilirse daha sonraki 290 bölgesine kadar yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirip 300 hedefine doğru yükselişleri sürdürebilir. Bu bölgede güç kazanma hareketleri devam ederse geri çekilmede yarı yarıya stop bölgemizden önce bir önceki hedef noktamız olan 250 bölgesi şablon bölgesinin alt nokta desteği olarak çalışabilir. Daha sonra 245 bölgesinin yarı yarıya stop noktası 230 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişler oluşursa daha derin düzeltmelere doğru giden bir süreç başlayacağından dolayı 230 bölge altında kesin stop olarak değerlendirip alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri Tekfen grafiğimizde şablon durumunda 47-50 hedefine devam eden süreçte 40-25 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiştik. Gördüğünüz gibi endeksle beraber tam o bölgeye bir düzeltme ve güç kazanma durumu oluşturup tekrar o bölgeden hemen bir tepkisi hareket başlatsa da şu bölgedeki kanal direncine takılarak haftayı o şekilde kapattığını görüyoruz. Tabi bu durumda yukarı yükselişlerin devam edebilmesi için ara destek bölgesi olan 43-05 bölgesi direnç konumunu almış oldu. O bölgenin üzerine geçiş sağlayarak kalıcı kapanışları oluşturması gerekiyor. Şayet o durum oluşmadığı sürece tekrar geri dönüşlerde yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler ve ihlaller oluşacağından dolayı daha sonraki kesin stop noktamız olan 37-25 bölgesini önemseyelim. O bölgenin altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirip alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirme durumunu değerlendirelim. Daha sonra tabii ki yukarı tepkisi hareketleri devam ettirebilirse öncelikle 43-05 bölgesindeki direnç noktasının üzerine yapacağı kalıcı kapanışlarda hacimli yükselişler oluşursa daha sonraki direnç noktasına kadar devam eden bir süreç meydana gelir. 45-75, 45-75'i geçerse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali arttırabilir.
Tüpraş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 110 hedefini gerçekleştirdiğini ve üzerine hacimli bir yükselişle haftayı kapattığını görüyoruz. Bu yükselişle beraber devam eden süreci sürdürebilirse 120 yakın hedefini belirlemiş olduk. Tabi ara direnç noktası olarak şu anda çalışan 111 bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktası olan 115 bölgesi var. Bu bölgelere geçiş sağlayabilirse 120 hedefini gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru da süreci devam ettirebilir. Yukarıda 115 bölgesinin üzerine geçiş sağlayamadan geri dönüşler oluşursa 103 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 98 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişlerde daha derin düzeltme durumlarına doğru giden bir süreç oluşturacağından dolayı mutlaka kesin stop olarak değerlendirip alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri oluşturabiliriz.